O da pizza dilimi olsa da bu da kalp yani. Şimdi bu program böyle tutarlı bir program. Yay bir şehir olsa İzmir midir? Ben şimdi birdeyim daha. Çok aşık olmam Abi, lazım. Abi emekli askersin ya. Ne falı be arkadaşım. Yalnız. Bakın bu öyle mi? Bugün Doğan Akdoğan. Tamam tamam dur. Aha ben de toparlandım. Evet 3-2-1. <laughs> Bugün... Doğan Akdoğan bizimle. Var mı alkış kıyamet Var. geliyor mu? Alttan yani. sesler. Sesen sen <laughs> mi? Ha, her şey sen mi yapıyorsun? Ağzın mı? Hadi. Yeni başladın da programı. <laughs> <da>. Hayır, hayırlı uğurlu <laughs> olsun. Çok, Çok güzel. Teşekkür ederim. Evet. evet, bugün sana çeşitli burç soruları adı altında. <gülüyor> Bazı. <gülüyor> Bazı konuları açacağım. <laughs> Çok güzel. <laughs> Hoş geldin. Programında da Alo burç attı Alo zaten. Burç attı. Evet. <laughs> Tahmin ediyorsun. Evet evet, e, hiç sürpriz yok benim için. Tamamen burç konuşma. Ama yok, burç değil. İzle yani ben aslında e, başlar başlamaz söyleyeyim. Ben podcast'ten beri dinleyenim. Aa! Bunu bilmiyordum. Evet evet, evet. dinleyenim dinledim. <laughs> Dinledim. Dinledim. Herhangi bir sıkıntı görmedim. <laughs> Ailecek dinliyoruz diye. Podcast'te de öyle bir şey var sadece dinliyorsun. Yok çok güzeldi. Böyle turne yollarında özellikle tiyatro turne yollarında bana oldukça güzel eşlik ettiniz hem sen hem konukların. Şu anda burada olmak da o yüzden benim için çok anlamlı çok heyecanlı. Yani böyle ne derler hayran olduğun işe Allah gelmek. Hiç evet. beklemiyordum. Çok Doğru teşekkür mu? ederim. Gerçekten öyle. Yok, yok, gerçekten öyle ya. Çok baya böyle. Birazcık da seviyorum galiba Burç meselesini. Oradan da böyle şey oldu ama e, çok da ortak arkadaşımız varmış. Aşırı yani. var. Aşırı varmış ve nasıl tanışmadığımıza. Buradan Dilşah selamlar. Dilşah selamlar. Başka, ne yaptın? Dilşah, ne, Dilşah, yaptın? ne yaptın? Ne Ne yaptın? Ev taşıyordun de, en son. Seni de görmek <laughs> isteriz kardeşim. <laughs> Aynen. Gel de konuşursun. Nasıl panik olur burada Burç konuşurken var ya. O. Konuşur ya o. Yok be Bir canım. Bir tek Burç konuşmaz ama. <laughs> Ben. Benim aradığım ben. konuk evet. <laughs> bir tek Burç evet. konuşmayabilir. Aynen öyle. Burç meselesini seviyorum dedin. Seviyorum. Şöyle galiba Burç Burç'tan bahsetmeyi seviyor olmalısın. Yoksa Burç'un kendisine mesela şöyle bir tavrın var mı yani boğalar zaten böyledir Hı -hı. ve ben de zaten böyleyim gibi bir savunucu bir taraftan mı? Hayır e, ya bence çok güzel bir muhabbet açıcı bir %100. şeydir burç. Yani özellikle kadın erkek diyaloglarında tıkanılan yerde ilk başvurulan şey yani yardım kollarından bir tanesidir. Aynen. Bence bunu kadınlar da uyguluyor, erkekler de uyguluyor. Erkeklerin uyguladığında sadece şöyle bir sıkıntı var. Sen ne burcusun diye hanımefendi sorulduğunda karşı taraf senin bildiğini düşünüyor. Düşünüm. Aslında o ben bilmeden sordum onu sırf muhabbet olsun diye. Yani sen biliyorsan anlat ne olur. Ee, gerisi yok değil gerisi mi? Gerisi yok. Kendi burcunu biliyor insanların çoğu. Onu da kimisi çok biliyormuş gibi anlatıyor. Kimisi de yok ya ben sadece iki özelliğini bilirim gerisiyle çok ilgilenmem diye. Bunların bence hepsi de makul. Yani çok makul normal. tabii canım. Ben senin de söylediğin gibi boğa burcuyum ve bence yani bugüne kadarki gözlemlerim ve ortak arkadaşlarımın da tespitlerini de düşününce evet ben boğa burcuyum. Ve <laughs> şey gibi oldum ben bir bağımlıyım gibi oldum. <laughs> İtiraf ediyorum. Ben boğa burcuyum. <laughs> Hoş geldin daha. Hoş geldin aramızda. <laughs> Peki sence boğa burcu ne demek? Nedir yani boğa burcu? Emektir falan. <laughs> <laughs> Boğaburcu... Nesiyle ünlü? Aa, ya çok net bana boğa burcunu tek bir paragrafla anlat desen cümle paragraf değil. mı? Bak, tek bir romanla anlat desen <laughs> sana Divanü -ı, ı Türk'ten bahsetmek <laughs> isterim. Ya boğa burcunu tek bir paragraf neden şöyle anlatayım? Ya tabii ki tek bir kelime yemek. Yemek. Tek bir kelimesi yemek. Ben onu düzeltebilir miyim? Tabii. Mi? Sofra. Sofra. Yani sofra. muhabbetli sofra. yemek. Evet, yani sofra. sofra. Evet. Kesin ki sofra yemek. Bir grafik gibi bir şey vardı. İşte bütün insan formlarında kalbi bir yerlere yerleştirmişler tamam mı? işte onu oraya onu oraya falan. Akrobint kalp... belli. Ha. <laughs> evet. Onu oraya onu oraya. Abi boğaya kalp yerine pizza dilimi koymuşlardı. Evet. Görmüşsünüz onu. Doğrudur. Ve dedim ki bak bu bunu kimlik olarak gezdir. Doğru. Yani Mekan girişlerinde onu göster. Boğa Bey hoş geldiniz, hanım hoş geldiniz. içeri alırlar yani. <laughs> Doğru. yani. Bence çok net anlatan bir şey. Ya şöyle olacak. sofra zaten çok seviyor. Böyle kalabalıklı, muhabbetli. Şey sofrada değil yani. E i̇şte bir yere gittim tek. O da sever hani tadımcılık var ama. Hı hı. O böyle onun goy goyu, aurası, efendim, ağırlamak, o sofraya oturmak. o Onun için bir yaşam motivasyonu gerçekten. E, aynen öyle. Ama Boğa'nın esasen bence iştahı. Yani ha. ve şey iştahı hayat iştahı yani bakması da güzel olacak görmesi de güzel olacak yemesi de güzel olacak evet. yanındaki de güzel olacak evet, efendim. duyması da e, güzel olacak kaliteli olacak öyle çirkin şeylerden hoşlanmıyor çirkin tabii burada tırnak işareti. Tabii ki. Belki şöyle diyor paçozluktan hoşlanmıyor. <laughs> <laughs> avamlık. Kalitesizlik. <laughs> Hiç onlardan hoşlanmıyor. Evet orada da sanki şöyle bir parantez açmak lazım. Aslında bazen salaşlıktan da hoşlanıyoruz. Tamam Salaşlık mı? Salaşlık olabilir. Salaş meyhane. Ama kalite. Salaş balıkçı. Yani işte evet salaş e, mesela işte bungalov tatil yerleri. Olimpos aslında. Niye bu uzattıysam olimpos demek varken <laughs> böyle dolan <laughs> asansöre elektrikli indirecek kaldırgaş kaç demek <laughs> gibi. Yani olimpos herkes anlasın işte. Mesela ben olimposta tatil yapmayı da çok severim ama özellikle işimden dolayı bu devirde para verip gitmek çok zor. Beş yıldız otellere işe gittiğimde iki ki kurumsal işler var. Burada <laughs> 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 onlara da Onlar özel İki gün falan oralarda durduğumuzda abi o konfor da çok güzel. Ama öbür taraftaki konfor da çok güzel. So yani muhabbetin başındaki sofra ve şeyler evet yani dediğin gibi duyduğum müzikler güzel olmalı. sofrada da güzel olmalı. Eşim dostum da çok güzel olmalı. Ya o bir Estetik gibi, seviyor. Evet yani ve çok lezzetli olmalı. Yani aslında doymak için yemiyoruz biliyor musun? Yani e, işte dediğin gibi bir enerji bir hayat için yiyoruz yani. Hani <laughs> <laughs> doymak için yersin televizyon izlerken bir şey yersin. Ha, doydum bunu doydum. Yok o, ben ondan ha, hiç hoşlanmıyorum. Yani. Eşinin burcu neydi? Akrep. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Hadi ya. Bu akrep şeyin tehlikeli mi? Bu akrep şöyle öpüşür. <gülüyor> <gülüyor> Yani çok ayıramazsın gibi <laughs> ha, bir şey. Sürekli öpüşürler. Sürekli öpüşebilir gibi bir yani. <laughs> temas ikisi de... Biz böyleyiz, böyleyiz Şu o. Şu şekilde. İkisi de temas seviyor. Hı hı. Ee, o yüzden öyle bir şey yaptım. Bir de ben geçen gün bir programda Boğa'nın bir öpüşmesini övmüştüm. Viral oldu. Öyle mi? Aynen. Böyle altına akrepler dizildi. Hayır biz daha falan gibi. Hani halbuki ben böyle kıyas hani bir yerden gibi. <laughs> Öpüşen akrepler derneğinden duyar mıydın yani? <gülüyor> <gülüyor> Sonra e, şunu tatlıya bağlayayım diye güzel de bir çiftten hani örnek oldu şu anda. İkisi de zaten e, temas seviyor. Hı -hı. Dolayısıyla da öpüşür dedim. Yani benim çift diyorum hayata bakış açım böyle, <laughs> böyle. vizyonsuz bir yerde. Estağfurullah. Senin hatan olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet e, doğru. Şimdi düşünüyorum. Doğru yani. <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru var. Doğru. Şey. Şimdi e, başka bir derneklerden şey yeme diye hani yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başka burçlardan. Şimdi, sence mesela akrep nasıl bir burç? Ya akrep e, yani tabii ki bir sürü şimdi iyi özellik var, kötü özellikler evet. var ama şimdi ilk kötü özelliğinden başlayayım ben mesela. Ay, Kötüyse belki bu da iyi bir şeydir. Belki. Bak bakış açısına bağlı. Kindar bence akrepler. Ya yani benim eşim de kindar bir birey. Yani e, iyi ki bana <laughs> bugüne kadar kindarlanmadı <laughs> ama kindarlanmadı. <laughs> kindarlanmadı. Çok kindar yani kin tutucu ama bu da hani şöyle gidip e, o kinlendiği kişiye kötülük yapmıyor. Tutuyor, ama, mu tutuyor ve ama evet. onu siliyor hayatından yani hmm. e, bir de artık aaa diyor mesela atıyorum iş yerinden örnek vereyim bir şey olduysa iş yerinde e, işiyle ilgili bir sıkıntı olduysa artık o iş yerinde çok daha fazla durmak istemiyor ve ayrılıyor böyle öyle bir özelliği var işte mesela ayrılır yani iş yerinden hemen hemen ayrılır Aman ve sonra lütfen. hemen yenisini bulur. <laughs> Sen Bul de bulur. <laughs> evet ha, <laughs> ha <laughs> doğru iş iş vallahi iş eş <laughs> demedim i̇ş dedim. İyi özelliklerine biraz mesela gelecek olursak. Akrep bir insan e <gülüyor> <gülüyor> hisleriyle mi hareket ediyor mesela bir Akrep Burcun aslında en çok bir. Evet hisleriyle e bence hisleri birazcık daha önemli yani 60'a 40 his ve mantık dersek bence hisleriyle hmm. hareket ediyor. Sonra e daha ikinci sırada bence mantığını devreye sokuyor. Ben işte bizim ikili diyaloglarımızda biraz onu dengelemeye çalışıyorum düşünürken. Bak orada birazcık da şöyle düşün bence falan. Hmm. Ama o kindarlığın vermiş olduğu şeyden dolayı işte duygudan yani. Duygusal. Duygu çok ön plana çıkıyor ön özellikle. Ama bu sevdiği insana karşı da aynı derecede çok fazla seviyor. Hmm. İşte o da var. Yani e, canım diyor. Evet, canım çok sahipleniyor. Hep onunla bir şeyler yapmak istiyor. Onunla paylaşımlar bulunmak istiyor. ihtiyacı varsa işte e, her anlamda yani destek olmak istiyor vesaire. O evet. anlamda da öyle. Sevdiğini çok seviyor, sevmediğini az seviyor galiba akrepler. Evet. İnşallah akreplerden linç yeme. İnşallah yüzünden. bu bölümü sever. İnşallah <laughs> <laughs> sever sever. sever bence de. Biraz da o zaman boğa hmm. konuşalım madem. Hadi hadi konuşalım. Boğanın işte dedik, yemeği dedik. Geriye sence şimdi eşinle ilgili... Cinsellik. <laughs> Konuyu ben açmayacağım. ya bir şey diyeceğim. Ben açayım. Şimdi bak beni yemem. Öyle, öyle tatlı tatlı geliyorsun ki oraya. Vallahi bak. negatif bir şey var mı diyecektim. Bu hale ilgili bildiğin. Hmm. Ama sen cinsellik dediğin için. Negatif mi <laughs> pozitif mi bu? <gülüyor> Bilemem. <gülüyor> bir zaafı olduğu söyleniyor. Ben e, hangi ne zaman bir boğalarla boğalar birliği olarak toplansak <laughs> ya da böyle boğa, boğa severler veya boğa zedelerle toplansak e, yemek ve cinselliğin ya da buna evet. yani her şey katabiliriz Kafaya kafaya gittiğini görüyorum. Evet. Yani her zaman 51'e 49 değişken gösteriyor. Hmm. Ben yemekçiyim. Hani ben hmm. daha çok yemek bence daha spesifik bir şey. Hmm. Ama evet ikinci sırada bu. Hemen ikinci sırada cinsellik gelir bence. Bu benim fikrim. Üçte yine yemek gelir. Yani <gülüyor> <gülüyor> hani, öyledir bence. izliyor musun? Evet, Orada. Joey'nin bir şeyi vardı arkadaşlar. Joey'nin e, boğa olduğunu hepimiz biliyoruz değil Aynen mi? Öyle. Yani, yani ekmek arası kız isterim diyor yani aslında. E, evet. Yemek mi seks mi seç diyorlar. <laughs> o da diyor ki I want girl. Ona bread ne öyle yeah, bir şey. Joey diyor. doesn't share foods yani <laughs> O yüzden. Joey yani, tam bir boğa gerçekten. Her yani. şeyle bir boğa. Yani bence işte yemeği. 100%. Ama bak iyi taraflarından da konuşalım. Ne kadar arkadaşlarına bağlı Aa, Joey. boğa ya. tabii. İşte. Boğa ama sahiplenicidir hmm. ama malına, mülküne de aslında aslında öyledir. Tabii tabii. Yani onun eşyası mesela önemlidir. Hmm. Var mı öyle şeylerin? Ee, ya şöyle bu mesela örnek vereyim. Ne bileyim arabadan örnek hmm. vereyim. Ona şöyle spesifik bir örnek olacağı için oradan verdim. Ben mesela arabamın çizilmesinden, arabamın içinde böyle bir biraz toz moz olmasından çok kıllanma. Mesela bilmiyorum hangi burca mensuplar ama bir iki arkadaşım var deliriyorlar. Ha bir tanesini hatırlıyorum. Başak Burcu bir tanesi. Başak olur. Yani Atıyorum araba kuş pisti diye sağa çekip o anda temizlemek. Eve kardeşim biz de yolumuza bakalım yani bu doğal bir şey yani anladın Aynen. mı? Hani o kadar yani böyle diye ince ince temizlikler. Bende o hiç yok. Şimdi bu mala kıymet vermemek mi? bence Yok, yok. mesela sahiplendiğim bir eşyayı sürekli görmek istemek de olabilir. Ya da bir kupam var ve onunla her evet. yere giderim. Evet o biraz aidiyetle ilgili bir şey evet. galiba. Bir de sanırım işte Uygur Türkler'in yerleşik hayata geçmesinden sonra sohbeti taşıyormuş. <laughs> bir de ben de öyle şey var. Mesela gittiğim yer de çok kıymetli benim için. <laughs> yani ben mesela Kadıköy'de yıllarca hep aynı yere gittim. Kardeşim orada 200 tane mekan var değil mi? Bir de çık başka bir yere git yani. Aa ben de esnaf ya şeyciyim ya müdavimim yani. Heh, i̇şte o Uygur Türklerine dayanıyormuş. <laughs> Açıklasana Gezin Allah aşkına. Kesin beni başkanım. yemişler var ya. Yok <laughs> Yo, olabilir. <laughs> ya işte Uygur Türkleri yerleşik hayata geçen ilk Türk, Türk toplumu falan ya. Tamam. Ha, onlar hani demişler ki Uygurlar. Hani hepimiz gezmiş ondan önceki bütün Türk kavimleri. Göçebe toplum. Uygur Türkler demiş ki niye geziyoruz arkadaş? Şuraya bir yerleşelim demişler. Yerleşmişler. Onu da derler ki genetik hafızada kodlar da işte bu Uygur Türklerine dayanıyor yani. Yerleşik hayatı seviyoruz biz yani artık. Sen bir mekanı bellediğinde atıyorum. Şimdi ben Ankara turnesine gidiyorum. Benim Ankara turnesine gideceğim yer o kadar belli ki hmm. reklam olmasına şimdi söyleyemem yani. Ee, buna benzer şeyler. Yani ben artık hep oraya hep oraya gitmek, hep aynı otelde konaklamak isterim. Başka bir otel benim için hep risktir. E, maceradır. Abi bildiğimiz yer olsun. Uygur Türkleri boğaburcudur <laughs> diyebiliriz. Bana e, göre. Diyebilir aranızda Uygur Türk'ü <laughs> olanlar varsa ne olur beni linçlemeyin. <laughs> Eşya ile kıymet vardır ya kıyafetlerime falan. Şey... Bu birazcık da başka şeylerden de. Yani kıyafetime falan da sahip çıkmayı severim. Hmm. Uzun yıllar kullanmayı çok severim. Mesela? Evet. Sürdürülebilirlik açısından. Zaten öyle bir proje de yapıyorsun değil mi? Aynen öyle. Sıfır atık projesini evet. yapıyorum. Ee, üç, üçüncü sezonu. Tam boğa burculuk aslında hareket. Ya yani. evet ya. Yani öyle oldu. Gerçek Ve böyle inanılmaz bir uyum oldu. Ve e, çok mutluyum böyle bir şey açıldığı için. 2019'da açıldı o pencere benim hayatımda. Ve ait olduğum yere gelmiş gibi oldum. Gerçekten yani. mi? Ha, Dedim evet tam buymuş benim aradığım falan dedim. Atmayın! <laughs> Atmayın, yakmayın hayır. <laughs> falan. Tekrar kullanacağız. Evet. Bayılırdım böyle şeye. Mesela termos kullanmaya falan çok bayılırdım. Hmm. Ama mesela öyle bir alışkanlık edinmemiştim. Hmm. Projeyle beraber artık o bende bir hayat alışkanlığına dönüştü. Ve zaten projenin amacı da bu tarz şeylere yöneltmek olduğu için. Ah dedim tamam doğru yerdeyim şu anda. Şu an işte bizim evimize gelen herkes de şey oluyor. Mutfağa bir giriyorlar. İşte atık ayrıştırma şeyleri var. Gerçekten Evet. Çok Ambalaj atıkları, şişe. Bende ayrı kutulardadır. Nasıl ya falan filan oluyorlar. Ya da onu çöp zannediyorlar. Hmm. Normal işte gıda atın oraya yönelirken genelde bizde şey oluyor. Bir erken uyarı sistemiyle hayır 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 falan diye. <laughs> erken uyarı sen misin? Benim ya da eşim. <laughs> Bu onun ama bence geri dönüştürme üzerine şey hani mesela yemek fazla atma yerim falan. <gülüyor> <gülüyor> İsrafa bile evet doğru <laughs> bir şey diyeceğim. O ne sen patatesi yemiyor musun? Ver bakayım onu bir öne. Tabağından çöpe gitmesin. Yemeden yemin ederim başkasının pat tabağındaki patatesi yemek kadar da zevkli bir şey yok biliyor musun? Bak, Bak. şimdi. <laughs> ha dur. Ben bunu soracağım mesela. İlk deyette de... hmm, evet. başkasının tabağından yemek yenir mi? İlk date dediğin için es verdim. İkinci date sen çok net yenir diyecektim de. Bir boğa burcu olarak onlar <laughs> ilk date. <de gülüyor> aklından geçer mi ki? Karşı tarafın enerjisine bağlı. Karşı tarafta okay. o enerjideyse ve oralardaysa ise <laughs> hiç hiç umursamam. Çünkü ben oy oyum. Bence bir şey bir ne derler bir paravan yapmamam lazım. Tadına bakmak istiyorsam e, rica ederim yani. Ne bir, yaparsın mesela? Nasıl konuyu açarsın? Yani bu arada şey. Ya ben sen, mesela benim yemeğimde ne yok mesela? Benim şöyle. Sen kendine çok istediğim bir şey söylemişsin. Hmm. Diyelim ki mesela balık seviyorum dedim. Güzel bir balık tabağı çok yanında güzel patates geldin. var aslında ama. Üç tane var. Üç tane var, beş tane var. Ama o bir şey söyledi ve gerçekten çok yummy duruyor. <laughs> mesela e, kumpir patates üstü kızar suluşmuş şey, kaşar var Şey, Şefin öyle. bir şeyiymiş mesela. Özel ona. Ve yani hani o diyor ki benim tadıma bak diyor yani. Gözün habire kayıyor. İlk date'de şunu yaparım. Garsonu çağırırım. Dedim ki çok merak ettim tadını. Bana söyle şundan bir tane yollar mısınız dedim. Garson da der ki e, yalnız o ekstraya giriyor. <gülüyor> <Sana> <gülüyor> ben de dedim ki umurumda değil. <gülüyor> ben... <gülüyor> Getirin. Ondan umurumda sonra... değil hanımefendi ödeyecek. Hanımefendi <laughs> ilk dedi <'li> o öder. <laughs> <laughs> ee, öyle bir şey yapabilirim ama yani ya paylaşılabilir bir şeyse isteyebilirim. Hmm. Şimdi atıyorum parmak patatesse paylaşılabilir bir şey yani. Hmm. Ama Biraz böyle paylaşılamayacak bir mantar. Sulu böyle bir şey O zaman yok yok. O, zaman, o zaman, zaman mekanı not alacağım. Zaten mekanı biliyorumdur. Hmm. E, yemeği de not alırım. Bir dahaki geldiğimizde veya başkasıyla geldik geldiğimde... <laughs> Bir saat sonra dönüp gidiyor değil mi? <laughs> evet, bak, <gülüyor> yani <gülüyor> şey yapabilirim mesela. Atıyorum o ilişki olmadı değil mi? O bitti. Ertesi hafta başka birisiyle aynı yere geldi o yemeği söylerim. <laughs> bir de hala hayalinde de aynı yere gidiyor. Boğanın bu bu. Mekan Bak, gördün mü? Gerçekten. <laughs> evet, güvenli liman. Yani her zaman yani <laughs> yeniden bir deneyimmiş gibi. Abi, abi ne yiyeceğim çok belli. <laughs> Çünkü onu ben yemek istemişim içimde kalmış. O haftada onu yerim yani. Peki bir boğaya nasıl yürünür sence? Nasıl <laughs> tavlanır yani ya da? İlişki için mi? <laughs> yani tabii uzun uzun ilişki beklentisin var yoksa flört mi var e flört de, yani mi var? şöyle flört ne yapsa bir boa hangi hareketleri hoşuna gider yine belki ilk detdesin ya da ikinci ee, yani işte atıyorum birazcık boa'yı bilen birisi ise ya da e beni de az çok bilen birisi ise zaten hani birazcık bence bildiği yerlerden gidebilirse bence direkt alabilir yani işte bu tarz yemek eğlenceli bir yere Mesela gitmek. Mesela güzel kokması seni etkiler. Et, tabii tabii. Tabi, tabii tabii çok önemli. Güzel giyim. Güzel giyim, güzel kokmak. Güzel olması belki. <laughs> hani çünkü çünkü eşinde bayağı güzel. Bunu güzel kümesinde alalım mı biz ele? <laughs> <laughs> güzel be. <laughs> e tabii önemli ya. Bence bence ama sadece boğaya özgü bir şey değil yani. Bunu özgü. Ha. Hadi ya. Tabii, tabii. Sizde yok mu Size de koksam moksa böyle kötü. <laughs> ama böyle <laughs> sorulmaz Yengeçler kötü kokanı sever <laughs> Yengeç değil de yani mesela kovanın çok da umrunda olmaz gibi. Hı. Hmm. yerden. Hani tabii ki kişisine bağlı da. Tabii tabii. <laughs> Yükselenin de <laughs> Yükselen, kovanın ona baktın. Yani. Yani şöyle oldu. <laughs> Zeka sever kova çünkü birazcık. Boğa da sever ama. Sevmez <laughs> Sen mi? Sen kovadan onu öyle alıyor olabilirsin. Ha yükselenim kova olduğu için. Evet. <laughs> Boğa yani çok gözüne güzel bir şekilde hitap ederse ve güzel vakit geçirirse çok da yani aman da zeka nerede falan gibi hiç duymadım. Ya e, haklı olduğun yerler var <laughs> ama bir yerden sonra e, zeka yoksa. E, ama zaten 3 artı 5 11 <laughs> mi ne falan diyorsa zor <laughs> Ya bu ağzına Yani ya şöyle <laughs> 3 artı 5 e 11 evet. <laughs> Zorlar Hayır, ya zeka Beni bile zorlar şu, Ya mesela ...tanışırıyorsun, muhabbet güzel gidiyor falan filan. Ama sonra bir yerden sonra mesela işte şimdi birazcık mizahla da ilgilendiğimiz için atıyorum ortak mizah faydasında... buluşmak da çok önemli bence. Bir şey atıyorsun atıyorum bir video atıyorsun, bir şey gösteriyorsun. Karşılık bulmadığı zaman çok şey oluyor. Ben böyle boşluğa düştüm çok zaman oldu. Yani ha olmadı ay falan oldu ben böyle. Anlamadım oldum böyle. O zaman biraz bir bir oluyor yani ve bence ikili ilişkiler nezdinde konuşuyorum. Bir şey oluyor. E, engel oluyor. Bence arkadaşlığı da etkiliyordur. Arkadaş Ya tabii canım Anlamak, anlaşılmak, konuşabilmek bunlar evet. basic de zaten tabii ki olması gerekiyor. Peki bir boğa nasıl yürür? Ben? <laughs> bir boğa nasıl yürür? Şimdi insan böyle sorulunca genel hep kendisinden, tabii, e, kendisinden veriyor aslında. da. Ben şimdi birazcık arkadaşlarımı da düşünerek cevap da vermek olur. istiyorum aslında. Yani benim gibi boğalar <laughs> bence boğalar da kendi için ikiye ayrılıyor. O da herhalde yükselen yükselendir de Yükselenler dışında da ayrıldığını düşünüyorum ben. Mesela? Ya mesela bu e, soruyu bekletiyorum. Boğalarda, benim çevremde çok boğa var. Ee, en yakın arkadaşım Onur Atilla'dır. Ee, Birçok insan bilir benim bile neden. Boğadır. Yine en yakın arkadaşım Aziz Aslan boğadır. Ee, babam boğadır. Dayım boğadır. Hmm. Kayınpederim boğadır. Kendi Onu... yemek takımı kurmuş gibisin. <laughs> evet, evet. Biz böyle bir Birlikte. boğa kitlesi. Ondan sonra e, işte... Çok bu arkadaşım var. Hmm. Doğal olarak da çok ortak paydada da buluştuğumuz yer var ama mesela Aziz örneğini verdim. Aziz e, bizden şöyle farklıdır. Ben de yemek yaparım, Onur da yemek yapar, ama Aziz bir başka yapar. Çünkü biz domatesi bir bütün domatesi ortadan dörde böler, sofraya koyarız. Aziz çık. böyle küçük küçük yani o biberler o mesela kahvaltı hazırlayacağım. Dediği zaman Aziz kahvaltıda biz asla topa girmeyiz. Ha öyleli bir de. Asla bir kere girmemizi de istemez ama çaktırmaz. Onu o kadar belli eder ki sen orada bir şey keserken çaktırmadan sana bakar. Ben böyle yaparım al abi. Al sen <laughs> sen yap bunu. Mesela Aziz öyle bir boğa. Yani böyle çok ince, çok özenir, bözenir falan. Ben mümkün dilli yaptım yemeği süsleyeyim. Hani vardır ya MasterChef'te konuşurlar. Ben de yok. Ben e, lezzetli olsun, doyursun. Aziz görsele de çok önem verir. Hmm. E, ince çalışır. Böyle şey, titiz, mesela Aziz titiz bir boğadır işte araba gibi şeylerde falan da. Bende yine o yoktur yani. Hmm. Biraz e, mesela dayım da böyle mutfak konusunda çok şeydir. İnce şey yapar, inceler sık dokur yani. Ben, yok ben tamam ben yaparım. Hani öyle bir şey. O yüzden hmm. bence ayrılıyoruz. Doğru, boğalar da kendi içinde yani, ayrılabilir. Ama o hani böyle yükselini alçalını durumları da etkiliyor olabilir. Ne konuşuyorduk, ilk sorun neydi? Boğa nasıl yürür? Çok, çok güzel taca attın. Ben, evet, evet. <laughs> Sen nasıl yürüdün? Mizahla. Mizahla. Evet, Konu, evet. Güvenli limanım mizahla. Yani mesela eşimden örnek vereyim. ben Pelin'e bir tane Yörük kızı diye bir şarkıcı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Yörük kızı tabii Yörük kızı bir şey. Hı -hı. Bir klip, öyle bir klip çıktı kardeşim. Çok çok garip, çok acayip bir klip. Komik ee, mi? Ya bence komik şimdi o işe de emek verilmiş. Çok da şey yapmak istemiyorum ama bana komik geldi. Onun üzerinden bir muhabbet döndü. Ben ona o bir, bir videoya attım. Eee onun üzerinden bir muhabbette başladı. Ee, Mesut abiyle ilişki testinde hmm. de biraz tanışma muhabbetimizden başlamış. Aslında işte ben kurumsaldı bir video çekerken onun orada bir tanışıp takipleşme süreci var falan. Sonra o DM'ler biraz o Yörük kızı'nın klibi üzerinden yürüdü ve biz bir süre Yörük kızı eee yaptık. Evet Yörük kızı, Yörük çadırı. Oralardan böyle goy goylar ya muhabbet işte. <laughs> yani aslında <laughs> <laughs> ben de bak, geçmişe gidip bakmam evet, lazım. Evet çok komik olabilir. Bir <laughs> 6 yani. yıllık geçmişe gidip şöyle bir <laughs> diye. yıl. <laughs> 5-6 yıl oluyor yani 6 yıllık 2000 küsürler 2018'den hesaplarsak 6'ya doğru gidiyoruz evet. Ee, mizahla oldu. Ben şimdi hadi onun dışında da genel olarak kendimi ve arkadaşlarımı düşündüğümde Bence biz birazcık dilimizi kullanıyoruz. Konuşmak, konuşmak, değil konuşmak mi? muhabbet açmak, evet. e, şaka yapmak ya da bir fikir vermek. Şeye bayılır bence boğalar. Çıktıkları bir filmden sonra film hakkında konuşmaya. Ee, filmin mesela ben yönetmenini senaristini araştırmaya çok bayılırım işte e, senaristin verdiği ya da yönetmenin verdiği röportajları okumaya çok özen gösteririm çünkü anlamadığım filmde bazı semboller vardır o an anlamamışım da sonra he aslında bunu anlatmayı istemiştir o, o tarz şeylere bayılıyoruz tiyatrodan çıktıktan sonra. Ben sonradan. konuşmayı sevmeyen bir boğa hiç görmedim herhalde. Ama şöyle bir sevmek yani. Gerçekten kendi kendine de saatlerce anlatabiliyor. Yeter ki biri olsun ama o iletişim seviyor aslında. Ama boşta evet. yapmıyor konuşuyor. Karşı tarafın ilgisine göre de konuşuyor. Hı hı. O yüzden bence e, boğaların böyle iletişimle alakalı herhangi bir meslekte olmaları çok iyi. Kendi yararlarına olabilir gerçekten. Ben de hiç bu anlamda sıkıntı yaşayan bir boğaya inan rastlamadım. Zaten sunuculuk var Ha ben evet yapıyorum. Yani tiyatronun yanında yani. Yani canlı yayın sunuculuğu da yaptım. Çocuk programları sunduğum dönemde. İşte odanın içinde objektife bakarak saatlerce konuşmak mesela çok da kolay bir durum evet. değil. Gerçi günümüzde artık biraz e, bu evden yapılan canlı yayınlar falan o biraz aşıldı edildi ama zamanında çok daha garip Bana hep şey soruyorlar. Nasıl oraya bakarak dakikalarca konuşuyorsun? Aklına gibi. konu mu geliyor mesela? Nasıl? Evet oluyor? ya. Ya bir şey oluyor. Bir, zaten kafanda bir akış var vesaire. Biz biliyorsun işi de. Konuşuyorsun yani. Aslında karşı tarafı işte böyle objektife baktığında biraz birisiymiş gibi gördüğünde sanırım e, sorun orada birazcık bitiyor ama tabii ki biraz meyilli olmak da lazım. Hı. E tabii. Konuşmak e, bence en büyük silahlarımızdan birisi. Evet. Yani ben şimdi bir de Kendimden örnek vereyim. Lisede öyle bir popüler bir çocuk değildim yani. Hala da işte öyle bir şeyim yok. Yakışıklı değildim, şey değildim. Ben neyi kullanacaktım? Konuşmayı kullanacaktım yani. Doğru. Ya da şaka yapabiliyorsam şakayı kullanacaktım. Oralardan hayatta da e, yer edindim aslında. Bence kötü bir durumda değil yani. Yok canım. Hani evet. bundan kötü bir durum. <laughs> Bence bu <laughs> travmalar. Olmadı, olmadı. <laughs> o bizim programımızda yok var. Onun, onun için başka programı. <laughs> tamam şeye gideceğim. Katarsız. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Oraya gelenlerin bu arada ben Burcu'na bir yandan bakıyorum. <laughs> Tutuyor mu? Ya şöyle söyleyeyim sana. Ee, mesela Dilan Polat yengeç Burcu ve tam olarak bir yengeç Burcu. Sana bir şey değil mi Yemin aklımdaki soruyu sordum. Dilan Polat ne Burcu diye sana yengeç. soracak. Yengeç Burcu Eşi ne Burcu? İkizler. Ha. Zaten. Yengece ikizler. De. Sen ikizleri hiç sevmiyorsun onu biliyorum. Yani. yani evet. Onlar da insan. <laughs> Allah razı olsun. Yani yengece ikizler. Yani o çok zor ya. Hmm. Gerçekten de zor bir ikili yani. Hayatta illallah et, aman falan dediğim böyle yargı oluşturduğum bir burç var mı? Gözlemlerine dayanarak. Ha. Söyleyemiyor musun? <laughs> Kayıp ederim ben <laughs> Hayır be. Kayıp ederim boğa. Ha, okay. <laughs> Hayır. Ee, ya yeah. Bilmiyorum ne desem. Ne şey desem. Mesela şöyle söyleyeyim e, zaten şu anda her şey yolunda falan filan ama mesela koç kadını bence. <laughs> ben desem. Ha kadınlardan koç kadını. Ben de o yani annem. Öyle aa, saygılar çok özür diliyorum. <laughs> Yok ya ben söylüyorum zor çünkü. Zor zor. Ya gerçekten. Değil mi İnat ve bir de çok şey boş bir, bir inat sal. gibi. Ya bir sal yani. Bir de bu inat inatla ilgili şey örneği verebilirim. Ee, bunlar benim değil bir arkadaşımın başına gelmiş hikayeler. Şey yazsanız altında. Burada anlatılanların hepsi ürünlü. hayal ürünü. Hayal <laughs> ürünü. Ya şey bu mesela e, kıskançlıkla ilgili durumlardan örnek vereyim. İnada da giriyor bence o. Mesela bana biraz o kızgınlık ve o inat ve şey tavır biraz sanki e, boş ve saman aleviymiş gibi gelen koçlar. Biraz koçta. da öyle gerçekten. Yani çünkü tutarlılık görmedim ben. Yani o kızgınlık ve inat ve ya hayır bir de niye mesela? Yani o savaştan sonra öyle bir barış imzalanamaz arkadaşım yani anladın mı? Böyle bir barış anlaşması yok yani. Hani o kadar yumuşayamazsın. O nerede kaldı iki gün önceki öfken o zaman? Hani. Onun işte içinde bir enerji var. Koç'un içinde bir enerji var. Onu böyle o sırada atsın da ne olursa olsun i̇şte falan olmam. gibi bir şey. Ama yıkıcı oluyor. Yıkıcı bu tabii. Bu da kalp. Burada pizza dilimi olsa da bu da kalp yani. Pizza. <laughs> evet. Bu da pizza. <laughs> bu, da, bu da pizza kardeşim. Bu da, bu da margarita. <laughs> <laughs> Soframızı <mı> bozmayın. <laughs> evet öyle oluyor. O yüzden hani öyle bir spesifik örnek verebilirim. Başak Burcu diyebilirim. Tamam mı? Çok böyle şey, ama o kadar çok yakın arkadaşım, abim, sevdiğim insan var ki. Başaklar genel Ya Evet. Düzgün müydü Ama de Başak. mesela bir iki tane de böyle bir ama onlar da Başak'mış ha ilginçmiş dediğimde i̇lginçmiş. örnek oldu yani. İşte orada galiba yine bir yükselen alçalan durumlarımız var galiba. Oluyor Çünkü şu anda ortağım, ortaklarımızdan tiyatrodaki ortaklarımızdan bir tanesi Başak. Ee, çok sevdiğim bir abim. Ali Sunal, Başak. Yani sürekli görüşürüz ve müthiş anlaşıyoruz yani. Bak Başa anahtarını bırak. Cüzdanını bırak. Evet evet. Bir şey bir şey evrak bırak. Yani teslim et o halleder. Yemeğimi yani. bırakmam da yani. Yemeğini Yemek demedim. Benim. Onu bırakma. Pizza geri al. Pizza <laughs> tatlı geri al. Geri al. <laughs> evet. e, yani şey düzgündür zaten işini hakkıyla yapar. Kendi içinde zaten etik ahlak falan evet, sürekli evet. bunlara kafa orduğu için ben hayatta bir Başak'tan bir yamuk Peki, görmedim. Peki biraz melodram mıdır Başak veya alıngan mıdır? Ah, değil mi? Gerçekten öyle. Alınganlar değil mi? Alıngan biraz? yani yine Havadan göre. nem kapmak da var aslında. Ha. Yani alınganlık değil o. Şimdi çok düşünüyor ya. Merkür yani birazcık onların kafasında. Hı hı. Böyle şey yani burada burada onu demişti. Şimdi gözlemde çok. Merkür Yen'i bilmiyorum. Biliyormuş gibi yaptım. ...hıhı <laughs> dedi onu şey yaparız... ...böyle orada bana onu demişti... ...burada bunu... ...onu bana öyle iman etmek istedi acaba... ...ya da oraya gittiler ben beş dakika sonra çağrıldım... ...acaba... ...oradaki biri var ben onu üzdüğüm için daha önceden... ...gibi... ...bu arkada dönen o şeyden dolayı... ...ama yani aslında sağlıksız bir yerden değil de... ...çok fazla analiz yapıyor... Anladım. ...dolayısıyla da de, de... evet yani... E, ...birazcık çünkü... ...kendi davranırken de aslında öyle davranıyor... ...yani herkesi düşünerek... Hmm. Aman hani ona yanlış. Ya ben dediğim gibi ben ben Başak'tan bir yanlış görmedim hiç. Evet. Başak'ın bir yanlış yaptığını da görmedim. Hani çok böyle büyük bir, bir vurgun. Aman Allah'ım para aklamış falan. <laughs> bir Başak görmedim. Ben bir Başak tarafından dolandırıldım <laughs> o yüzden biraz. Öyle da. mi? Evet. <laughs> Şimdi i̇şte bu program böyle tutarlı bir program. Onun yükseleni şey <laughs> Yükseleni hep başka bir şey. Hakikate diyebilirim. Senin ikizler ya, ikizler. <laughs> Senin ikizler bakanı bildiğim için Çünkü ikizlermiş. <laughs> Sen peki burcunu değiştirmek istesen? Yay. <laughs> çalıştın mı? Hayır. Yani ben öyle yani ya 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 ol, olmayı ya yani çok isterdim ya. Ya buradan selamlar Merhaba. Merhaba. <laughs> ya ya iyi değil mi? Bak yay Ya tabii abi. Ben öyle. överim. Boşu yok. yok <laughs> gerçekten boşu yok. <laughs> ya şimdi bak sayıyorum. Aha. yay çok eğlenceli. Evet. Hayat sever. Evet. Yol yolu sever, macera sever. Evet. Gezmeyi, eğlenmeyi bilir efendim nasıl diyeyim moral motivasyonu hep yüksektir. Tabii abi. Nasıl konuşması davranması gerektiğini bilir. Yani oranlı bir burç. Hani böyle çok da açılmaz hı hı. şey olarak. Çok da böyle bir pintilik zaten yok. Ee, sosyallikle de hareket eder. Özel hayatına da düşkün. Yay bir şehir olsa İzmir midir? Yay bir şehir olsa hem İzmir'dir hem Barcelona'dır ya. Vay be. Nasıl? Vay of. Çok iyi. <laughs> <Yani>, Yüksek Barcelona'dır. <laughs> Yükseleni Barcelona. Bir şehir, şehir şehirle evlenmek istedim evet. şu anda. <laughs> yani ya iyidir. Ya işte bak doğru dahi. Ya gerçekten. <laughs> Bu arada ya erkeği, kadını çok fazla hatırlamıyorum ama yani ya erkeği özelinde de söylüyorum onlara. Evet. Hakikaten ya iyi iyi oldu yani. Ben de gözlemleri yani ya erkeğinden yola çıkarak söyledim. Evet yani tanıştığım yaylar hani. Kelime şakası yapmayacağım da gerçekten biraz rahatlar ve yaymışlar. Yani böyle rahatlar yani. <laughs> Çok rahatlar gerçekten. Çok rahatlar. Çok o rahatlar rahatlığı yani. istiyorum ben. Kafaya takmam. Yani Bunu... daha doğrusu güya işte stres yapıyorum falan diyorlar da. Ya yani o yaptığı stresi ben saniyede 5000 kere yapıyorum. Evet hani. evet. Ben onu üç gün önce başlıyorum o strese. <gülüyor> hani. <gülüyor> Çok böyle şeyden yani böyle yüzeyden bir stres evet. var gibi. Ama hiçbir zaman bir de Ben hiç mesela böyle drama dramaya kendini vuran falan bir yay görmedim. Ben de hiç görmediğim için işte oralardan yani. yay yani. Çok iyi Burç ya. Bence de çok iyi Tarih aralığı neydi yayın? Tarih aralığı ne biliyor musun? Ee, Aralık. Aralık. Aynen. anladım. Yani Kasım sonu, Aralık sonuna kadar. Kasım sonu, Aralık sonu. Tamam şimdi çocuk mocuk düşünüyoruz. <laughs> valla kafa rahat eder ya. Evet. Yok yok çok isterim. Gerçekten çok isterim. Bunu dedim ya kesin koç olur valla bak. <laughs> demi gömdüğüm için Ama içeriyorum. arası bayağı var bayağı onun var, ya. Yani. Planlamada çok şaşıyor. Yap bakacağız artık işte yani. Bak, Bekleyeceğiz göreceğiz İkincisine, ikincisine falan. Şimdiden <laughs> de olmadı. <laughs> İki sipariş. <gülüyor> <gülüyor> bu. Allah'ım bu olmadı da ne olur ikincisine bari diye. Sağlıklı olsun. Hadi klişeden gidelim. Tabii, tabii. Sağlıklı olsun. Sağlıklı Bunlar olsun. işin şakası yani. <laughs> ne demek Merkür yanda? Ya Merkür'ün e, Mer o da bir gezegen. Evet. Ya <laughs> onun gezegenin yönet yönettiği bir burç. Ha Merkür etkisi dediğimiz şey. Evet. Dediğim burç görünüm şeydeki yüzünde bir görünüme ona burç deniyor aslında gibi. Tamam. Bu sıfır bizden başladı. Ali ya Bak tabak gibi oldu. <laughs> <laughs> şey soracağım. Batılda var mısın? Mesela kahve falı. Hayatında hiç bunu böyle işte muhabbet açmak için ya da falan gibi kullandın mı? E, batılda varım. Fal, özellikle kahve falına, yani tarot falına falan hiç baktırmadım. Ya da el falı Hı -hı. falan öyle bir şeylere hiç girmedim ama kahve falı biliyorsun birazcık gelenekselde de olduğu için. Tabii. Yani bir bayram ziyaretinde bile bir hala, teyze illa ki bir kahve, bir bakıları ne? yani. Evet. Yani ne bileyim bugün bunları hiç inanmayan insanların bile şu anda telefonlarında fal uygulaması olduğunu biliyorum. <laughs> Böyle çıkıp pık, pık, pık diye çekip. O bir ses geliyor bir kafede yani <laughs> ya. mutlaka. Babam ya yani oturuyoruz şöyle şöyle şeyler yapıyor bak. Pık pık. Şöyle baktım. Ne yapıyorsun sen dedim ya. Fal uygulaması yapayım. Ya dedim ya emekli askersin ya ne falı be arkadaşım. Bir <laughs> yani, de ki güzel bir şey duymaya ihtiyacım var. Bir de onu özenerek çekiyor yani evet. torunu olsa onu öyle çekmez. Yani hani pık, 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 pık diye böyle. E, falı seviyorum. Kayınvalidem çok güzel fal bakıyor şu anda. Evet. Bakıyor yani. Bakıyor bakıyor. E, güzel de bakıyor bence. Güzel anlatıyor yani. Hı. Bence o da bir şeydir ya bir anlatımdır. Ee, ama mesela hani yine şey diyeyim. İnanma falsızda kalma Kalmadınız. mevzusundayım. Hı. İnan, inanıp oradan böyle bir büyük anlamda işte hayatında biri var. Y harfli biri deyip böyle hayatındaki Y harfleri kinlenmiyorum yani. Eşine öyle... söyle öyle durumlarda o şey. <laughs> <Ona> benim, <laughs> sen kinlenir misin ona ben. benim? Öyle bir şeyim yok ama tabii ki eğlenceli bir şey. Gülüyoruz ediyoruz. Tırnak içinde bence olumlu haberleri duymak insana bir motivasyon da veriyor. Bence insanlar bu yüzden fal baktırmayı seviyorlar. ki. Bir motivasyon. motivasyon. Yani bir işe girişecekse buradan öyle bir şey duyduğunda aslında bir arkadaşından iyi bir dilek duymak gibi bir şey diye düşünüyorum Tabii. onu. Daha motive girebiliyorsun yani böyle bir şeye. O yüzden evet kahve falında varım ya çok da eğlenirim severim yani. Hiç haritana baktırdın mı? Bir kere baktırdım. Yıldız haritasına bir kere Ne baktırdım. dediler? Mesela söyledi mi evlilik tarihim falan filan? O zaman evliydim ya. Tam yani Başka bir yani söyle ha, mesela evet, nasıl Geçmişe dönük dair? şeyler söylediler. Hmm. Özellikle geçmişten gideyim hani böyle. Biraz insanların şaşırdığı şeyler oluyor. Abi şunu bildi ya mesela, falan gibi. Evet. evet. var. Bir iki tane spesifik tarih bilindi. İnanıp inanmama konusunda havadayım. Yani hmm. e, bence bu durumların hepsi bence biraz öyle. Çünkü bilim hmm. değil diyoruz değil mi? Bilim değil. Değil mi? <laughs> Yorum da yapmıyor. <yapmayayım. gülüyor> <laughs> yok yok bilim olarak şu anda kabul edilmiyor. edilmiyor. Okulları olsa da. Ha, evet havada kalan bir şey böyle. Ee, ama hani evet ya bak o dönem o oh, harbiden ha falan olduğum bir durum olmuştu. Ama çok karışık bir konu bence. Birazcık daha bilmek gerekiyor bence. Evet evet bilmek Evler, gerekiyor. Evler, mevler, Büyük döngüler, bücürüm düğümler bücürüm. değil mi? O düğümler mi? Peki böyle gökyüzü haberlerine bakıyor musun? İşte mesela boğa'ya ne bu Boğa Aralık ne olacakmış falan. Yok Hiç. ilgilenmiyorum. Günlük burç yorumuna da inanmıyorum. O biraz bana <laughs> köşe yazısında yazmak için. Yani normal şartlarda ona baksaydım bana bir hafta için ne paralar geliyordu. Geldi mi? Yok hayır canım olsa yani burada mıydık şu anda? Gitmiştik. <laughs> yok be, şaka yapıyorum. Nereye gideceksin yani de. Yani onlara, onlar şey birazcık artık ne der popüler kültürde işte insana gazete okurken, dergi okurken ya da internetten uygulama bakarken işte vakit geçsin. Eşin bakıyor mu? Meraklı mı? Bayılır. Bir hesap var. Adını vermeyeyim şimdi. Reklam olmasın. Bir sürü hesap var. Öyle. Muhtemelen benim de takip ettim. Evet. Ona, ona şu şöyle demiş, bu böyle demiş. demiş. Ona bakıyor. Ama hep kendiyle ilgili olan şeylere bakar. Başka. <laughs> başkasıyla ilgili pek <laughs> öyle bir şey bakmaz yani. Kendiyle ilgili onu takip eder. Bakıyor. Ama bence işte bunların hepsi çok güzel muhabbet e, şey. 100%. Fal da ama kafamı açan aslında birazcık da güldüğüm şey var eminim sen de yaşamışsın da veya görmüşsündür. Ee, bazı fal bakan insanlarda şöyle bir durum oluyor. Sen çok güzel fal bakıyormuşsun diyorsun şöyle diyor bakıyordum bıraktım. Ne oldu? Niye bıraktın? Bir şey gördüm. Ondan sonra <laughs> ne oldu ya diyorum tamam ne oldu? Yok yok anlatamam. Ya ne oldu kardeşim anlat da Daha ne da oldu, oldu ya? Yani? Atıyorum birisinin bir vefat haberini görmüş. Yani onun işte yakının vefat edecek demiş evet. üç vakte kadar. Oradan biri de vefat o etmiş. O da kötü bir his ya. ya. vefat edin yaşını soruyorum. 89 diyorlar. Ebe kardeşim onu bilmek için falcı olmaya gerek yok ki zaten. Yani anladın mı? Onu da bildim diye falı da bırakma yani. Hani zaten onu ben de sana şöyle uzaktan bakınca derdim yani muhtemelen. Hiç yani aslında işte. Yani daha şey. Evet ama o şey halini çok seviyorum. Çirik. Ben bıraktım yani. Çok acayip şeyler evet. gördüm. Ne bu, gördün abi yani o kadar ne görebilirsin hani böyle. Sanki dünyanın sonunu görmüş de sadece kendine saklıyormuş gibi davranıyorlar. Oralarda biraz gülüyorum. Ya var. o cadılar yakıldığından beri <laughs> bu falcılar dikkat <laughs> <birkaç> çekmeyi seviyor. <laughs> Doğru, olabilir. Onun intikamı evet. diye düşünüyorum. <laughs> olabilir, olabilir. Buradan genç boğalara vermek istediğim bir tavsiye, bir sesleniş. Yiyin, <laughs> e, için, gezin, tozun. Ama e, kilonuza dikkat edin. Yani bunu da sağlık için de söylüyorum. Çekere de baktım Şey bence. Dış görünüş içinde tabii ki bence önemlidir ama özellikle sağlık için bir yerden sonra belli yaş bir yere gelince ben 35 plus'ım şu anda. O yüzden bir yerden sonra bir durmak gerekiyor. Yani çünkü ya çok e, hele bir de vücut kilo almaya müsaitse e, şey böyle yiyin için gezin. Çok aşık olun. Ama çok da kaptırmayın. Yani şöyle özellikle belli bir yaşa kadar çok aşık olun. Çok güzel ilişkiler yaşayın. Ama biteceğini de bilin. Boğalar. Boğalar şu anda. Boğalar <laughs> şu anda. <laughs> Neydi, ne dedi o? Geri at. Eliyor. <laughs> Aşkım kusura bakma ama buraya kadarmış falan dedi. Çok, yani. çok dedi ben şimdi birdeyim daha. Çok aşık olmam lazım. Abi yiyin işin gezin tozun çok aşık olun. Ama çok da hemen böyle şey yapmayın yani. Tam bir boğa tavsiyesi gerçekten. Evet ama yemek sabit gördüğünüz gibi. Pişiye devam. <gülüyor> Pişiye <gülüyor> devam. Pişiye reçel. Bak arasına reçel. <laughs> frambuaz reçeliyle lor peynirli koyun inanılmaz labne, olur. Labne olur. Evet. Ben sana bir şey soracağım. Buyurun. Mesela e, şu hangi burçtur? Düğünde her şey çok iyidir. Tamam mı? Her şey muhteşem iyidir. Ama bir tane akraban vardır. O akraba der ki çok güzeldi de der. Ne oldu yenge söyle dersin sen ona. Pilav biraz kuruydu der ya. Ya da işte ay oradan bize yel geldi der. <laughs> tamam mı orada? Boğaz'da düğün. Tabii ki yel gelecek de. O akraba hangi burç? O akraba Oğlak burcu. <laughs> oğlak mı? Oğlakları da söz hakkı doğdu. Neden Oğlak? Çünkü duyguyu katmadan eleştirel bir tavırla yaklaştığı için hmm. muhtemelen Oğlak. Hmm. O bir şey değerlendiriyormuş gibi yani sanki bir kurul var da onu değerlendiriyor de onun şeyine nasıl Kendin hemen jüri etkiler. olarak mı düşünüyorsun? Yani birazcık hani bunu böyle olması gerekiyor zaten falan gibi bir yerden yaklaşabiliyorlar. Ama Oğlaklar bu yüzden iş hayatlarında çok mu başarılılar? Hem orada hem de akademik hayatta. Evet abi. Oğlaklar öyle. Oğlaklar öyle. Oğlaklar bir de genelde böyle tek ve başarılılar yani. Tekler. Yani. Oğlak yalnızdır. Kolektif değiller. Yazık oca. o yüzden yalnız. Hmm. Her şeyi eleştirsin, dursun. <laughs> yalnız. Bakın bu öyle mi? Yok. <laughs> Full Yok. kolektif. Ekipçi, takım. Benim en çok korktuğum şey, işte mesela talk show yapıyoruz işte Onur Atilla'yla ikili sahnedeyiz. Evet, birilerlisin. Evet, ben tek başıma sahnede tek başıma, tek kişilik oyun. Bak tek kişilik stand yani tek kişilik stand-up ne demek ya? <laughs> stand-up tek kişi oluyor da. <gülüyor> Orada <gülüyor> da birini istiyor. <laughs> Benim Birin durursun olur <laughs> <şurada>. elimden tutun. <laughs> Boğaları yalnız bırakmayın. Evet, yani mümkün değil diyorum şimdilik yani çok korkarım o, o tarz şeylerden. Hep kolektif olsun, takım olsun. Seviyorum galiba öyle. Yani çünkü kendimi çok yalnız hissediyorum evet, ben. Bence birisiyle ekiple çok kolay e, hareket eden bir Burç Boğa. Hı hı. E, bugün de böyleydi gerçekten benim için. Öyle yani mi? Yani inanılmaz keyifliydi. Çok mu konuştun? Yok çok güzeldi. Ay teşekkür ederim. <laughs> <Çok, gülüyor> Boğa'nın şey çok konuştu. Zaten konuşmak için burada. Evet. Çok e, benim için e, çok güzel geçiyor böyle programlar. Hem konuşan hem pas atan. Hem de yani olayın hep, hep içindeymişsin gibi. Ay teşekkür ederim. Çok çok mutlu oldum geldiğin Ben, ben için. de çok mutlu oldum. Umarım başka programlarda da görüşürüz. Ya Umarım. Umarım çok da uzun soluklu olsun. Çok eğleniyorum seni izlerken. Konuklarını çok da izlerken. Hoş, ee, buradan ikizlere şunu söylemek istiyorum. Haddinizi bile... <laughs> İki... Bu kız ikizleri sevmiyor arkadaşım. Yani, evet. Bu kız ikizleri sevmiyor. Altına da geliyor bir sürü yorumlar. Gelsin. E, sevmek zorunda mıyım? İsim mi veriyorum? Değilsin. Yani. Bir şey soracağım. Kova yükselenimdi ya. O nasıl... Geldiğin için çok teşekkür <laughs> ben cevabımı aldım. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Evet. evet. Kova tatlıdır. Ya bırak ya. <laughs> <laughs> Yalan dolan ya. Görüşürüz. <laughs>